yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 712. Madde başlık gerekçe TMK 712. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 712. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması kazanma yolları kazandırıcı zaman aşımı olağan zaman aşımı. Madde 712 geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. Başlık. TMK 712. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. kitap, Eşya Hukuku 1. kısım, Mülkiyet 2. bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 1. ayırım, Taşınmaz Mülkiyetin konusu, kazanılması ve kaybı. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması kazanma yolları kazandırıcı zaman aşımı olağan zaman aşımı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 712. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 638. maddesini karşılamaktadır. Eski maddenin, mürur-u zaman, şeklindeki kenar başlığı, kazandırıcı zaman aşımı, şeklinde, adi mürur-u zaman, şeklindeki kenar başlığı, olağan zaman aşımı, şeklinde değiştirilmiştir. Maddede yer alan, nizasız, olma unsuru yerine, davasız, olma unsuruna yer verilmiştir. Çünkü, nizasız, yani, çekişmesiz, kelimesi de belirsizdir. Örneğin noterlik aracılığıyla gönderilen bir protesto veya fiili bir müdahale ve çatışma da, niza olarak nitelendirilebilir. Oysa amaç, İsviçre Medeni Kanunu'nu şerh ve tefsil eden bütün hukuk bilginlerinin birleştikleri gibi, zilyede karşı bir istihkak veya müdahalenin önlenmesi davası açılmış olmasının niza, çekişme, sayılacağıdır. 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanuna idari makamlar nezdinde zilyetliğe tecavüzün önlenmesinin istenmesi buradaki anlamda niza sayılmaz ve zilyetliği kesintiye uğratmaz. Zira medeni kanun anlaşmazlıkların kesin olarak çözümlenmesini yargı makamlarına bırakmış, yalnız fiili müdahalelerin geçici bir zaman için önlenmesi gayesiyle 3091 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bütün bu nedenlerle maddedeki nizasız sözcüğü yerine davasız sözcüğünün kullanılması uygun bulunmuştur. Böylece olağan zaman aşımı süresince taraflar arasındaki her türlü niza değil, ancak dava şeklindeki nizalar kazanmayı engelleyecektir. Dava dışı nizalar kazanacak kişinin iyi niyetini ortadan kaldıramayacaktır. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 21.12. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.